Photoshop'ta Art History Brush Tool yani sanat fırçasını inceleyeceğiz. Bu araçla fotoğraflar üzerinde veya görseller üzerinde sanatsal bir etki bırakabilirsiniz. Sulu boya veya yağlı boya ile çalışılmış birer resimlere dönüştürebilirsiniz. Dilerseniz File Open komut yoluyla örnek dosyamızı açalım. Piksel düzenleme araçları içerisinde yer alan History Brush ve Art History Brush tool içerisinde yer alan fotoğrafı açalım. Klavyeden Command Spacebar ile yaklaşıyorum mümkün olduğunca çünkü yakın çalışacağım. Art History Brush Tool aracını seçtikten sonra Options paneline bakıyorum çünkü aracın özellikleri bu panelde yer alıyor. Size bölümünden Mümkün olduğunca küçük bir fırçası için çünkü fırça darbelerini çok daha estetik bir hale dönüştürebilirsiniz bu şekilde. Yumuşak bir fırça seçiyorum. Hardness'ın 0 olmasına dikkat ediyorum. Çünkü burada daha yumuşak bir fırça ile çok daha güzel etkiler yakalamak mümkün. Mod bölümünde ise harmanlama efektlerimiz var. Bu harmanlamalar şu an normal olarak kalabilir. Opacity'de şeffaflığını ayarlayabiliriz. Hafif şeffaf olması arkadan fotoğrafın görünmesini sağlayacaktır. Böylelikle bozulmadan üstteki fırça darbelerini kolaylıkla düzenleyebiliriz. Style bölümü en önemli bölümü bu aracın. Çünkü burada fırça darbelerini, fırçanın yapısını düzenleyebildiğimiz bir bölüm var. Tiny Short başlayacağız. Görselin diğer bölümlerinde her bir fırçayı deneyerek uygulamamızı yapacağız. Burada önemli olan fırçanın darbelerinin nesnenin şekline göre yani formuna göre olması. Çünkü bu şekilde olduğunda çok daha estetik ve form algılayıcı bir yapıyla çalışmış oluyorsunuz. İleri geri yapılabilir, üzerinden tekrar tekrar geçilebilir. Tabi ilk işlemlerde tam olarak ne yaptığınız anlaşılmıyor olabilir. Tamamı bittiğinde ne kadar estetik bir görsele dönüştüğünü siz de şaşıracaksınız. Bu şekilde nesnenin yapısına göre ileri geri çünkü yaprağın buradaki dokusu bu şekilde ilerliyor. Diğer yaprağında. Bu şekilde yaprakları düzenleyebilirsiniz. Şimdi buradaki farklı doku olan bölgeye gelelim. Burada da loose medium seçeneğini seçeceğim. Daha farklı bir etki verebiliriz. Yani farklı dokuları elimi kaldırıp azaltarak. Çünkü burada böyle hafif hareketli bir yapı var. Fırçamızı küçültürsek eğer daha küçük darbelerle daha estetik sonuçlar almak mümkün. Dilerseniz bu şekilde devam edebiliriz. Sanki Van Gogh'un fırça darbelerini biz buradaki görselin üzerine taşımışız. Ne kadar estetik bir sonuç alacağımızı birazdan göreceğiz. Burada yine dokuların yönlerine göre yapıyorum bu işlemi. Rastgele yapmıyorum çünkü birbirine karışabilir dokular. Altta ne olduğu anlaşılmayabilir. Gördüğünüz gibi şu bölümleri de biraz düzeltelim. Bakın bu bölümlerde bozulma oldu çünkü orada daha büyük fırça darbeleri kullanmıştım. Yani fırçanın büyüklüğü çok önemli ve burada seçtiğiniz fırça stiliniz de çok önemli. Çünkü buradaki hareketliliği ben Low-Medium mediumla çok daha iyi verebileceğimi düşündüğüm için bu aracı kullandım. Bakın yön çok önemli yine dokunun yönü. Hep yönüne göre düzenleme yapıyorum. Ne kadar estetik bir resme dönüştü fotoğraf. Sanki yağlı boyayla ile yapmışız gibi. Bu şekilde hızlıca tamamlayabilirsiniz. Klavyeden kontrol sıfıra bastığımızda, bakın bu bölgelerdeki estetik yapıyı görebiliyor musunuz? Resme dönüştü. Şimdi dilerseniz diğer fırça darbeleriyle devam edelim. Artis story brush'tayken. Dab seçeneği yine benim çok sevdiğim bir seçenek. Dab'la yine farklı bir bölgeyi biraz yakınlaşalım ve dab seçeneğiyle biraz fırçayı büyüterek çok daha farklı sonuçlar alınabilir. Burada da biraz bulanıklaştırma etkisi, burada opasite değerini düşürerek daha farklı etkiler vermek mümkün. Bu stilleri deneyerek fotoğraflarınızı farklı resimlere, sulu boya, yağlı boya gibi etkilere kavuşturabilirsiniz. Yine farklı seçenekler var. Tine Curl. Bunu da deneyelim. Daha küçük bir boyutta yapsak çok daha etkileyici olacak. Tabi buradaki dokuların ve nesnelerin yapısına göre stil seçmeniz, fırça stili seçmeniz gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi çok da çok da farklı fırça darbeleriyle farklı sonuçlar almak mümkün. Son olarak Loose Curl onu deneyelim. Bu da güzel bir seçenek. Elimi kaldırıp çektiğimde hem renkler birbirine karışıyor, bakın, hem de dokular birbirine karışarak buradaki nesnenin yapısını fırça darbeleriyle yapılmış bir resme dönüştürüyor. Art History Brush Tool aracı'nı kullanırken genellikle şunu da yapıyorum, History Brush aracı'nı da kullanıyorum. Çünkü bazı bölgelerde gerçekten bozulmalar oluyor. History Brush aracı'ndayken bazı bölgeleri geriye alarak, mesela şu bölgedeki dokuları geriye alarak alttan görselin de gözükmesini sağlıyorum. Tabii opasitesi düşükken yapıyorum bunu. Böylelikle daha iyi algılanmasını sağlıyorum. Bazı görsel üzerindeki detayların yok olmaması gerekiyor. Gözükmesi çok daha iyi sonuç verebilir. Bakın gördüğünüz gibi buradaki ayrıntıları, özellikle belirgin olması gereken uç kısımları. History brush tool'la geriye alarak bakın çok daha etkili bir sonuç elde ediyorum. Sizler de Art History brush tool aracıyla fotoğraflarınızı sanatsal birer resme dönüştürebilirsiniz.